Hadi hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Ta-ta-ta-tam. Zoom, hem de VIP Pass. Hadi be kuzi. Bak Zoom diyorum, VIP Pass diyorum. Sensiz vallahi içime sinmeyecek. Ben siz içine mi sinmeyecek yoksa teyzem izin mi vermeyecek? Ay aşk olsun ya. Ne alakası var? Hem ben bir yere gitmeden ilk sana uğramıyor muyum? İyi tamam gidelim. Gerçekten mi? Ama ben önce bir üstümü değiştireyim. Oh sen direkt en iyisin. Tamam Mas. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Ya Selim eniştenin misafir çocuğun adı neydi? Akgün müydü? Adı Batsın Naz. Aslında çocuğa biraz ayıp oldu biliyorsun değil mi? Önce hırsız muamelesi, sonra Kaan'ın tavırları falan. Ya baktığında çocuk bir şey yapmadı. Kaan'a saldırdı Altay'ın doğum gününde Naz. Daha ne yapsın? Ama orada biraz Kaan'ın da suçu var. Sen süremezsin. Acaba diyorum. Onu da mı çağırsak bu akşam? Hem babanın misafiri jest olur. Asla Naz. Ya bak onu çağıracaksan ben gelmiyorum. Baştan söyleyeyim. Neden bu kadar parladın ki bir anda? Hoşlanmıyorum o tipten. Tamam. Anlaşıldı. Çağırmıyoruz. Sadece bir fikirde. Tamam o zaman ben Altay'a haber vereyim. Çıkalım. Hı? Kusura bakma Akgün. Naz. Hadi. Ne oluyor ya? Yapma. Buna hiç hazır değil. Yapma bunu bana Naz. Naz yapma bunu bana yapma. Dönme arkanı dön. Naz ne yapıyorsun? Sen kimle konuşuyorsun ya orada fısır fısır? Sıkıntı. Yok bir şey. Nasıl olmuş? Tamam neyse. Ben çıkıyorum şimdi. Geç gelirim. Belki de geç gelmem. Bilmiyorum. Belli değil. Bakacağız. Sen evde kalıyorsun. Telefonu da konuştuğumuz gibi. Tamam. Başka bir şey yoksa. Hadi bakalım. Nasıl var mı bir sıkıntı? Yok efendim. Birisi yönetime şikayetler olmuş taksiler içeri girmiyor diye. Ha. İyi tamam ben onu konuşurum. Bu yabancı araçları falan da aman diyeyim ha dikkat edin tamam mı? Benim misafirimden haberiniz var. Evet efendim. Şunun da öyle görününce dışarı. Ne olur bir şey yap ya. Biz de anlayacağız ha. Korkutmayalım insanları. Emredersiniz. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sonra devam ederiz biz. Kaan ben seni kaç defa aradım? Ne zaman? Sahilde beni öküp gittikten sonra mı? Yoksa ben seni 10 defa aradıktan sonra mı Yağmur? Tamam sen de benim telefonlarımı açmamışsın ödeştik sayalım. Ya bu aynı şey değil Yağmur. Sen Örefin peşinden gittin bir daha da dönmedin. Ya aradım bekledim kızım ben seni bütün gün merak ettim. Kaan telefonumu sessize almışım dalgındım yani ne var? Ne var bunda bu kadar büyütülecek? Ne derdi var onun seninle? Ya bırak salağın teki işte yani. Kaza yaptığında yanındaymış ama o salak senin. Evet. Evet çünkü ben Çeşme'ye markete gittim alışverişe onunla karşılaştık. Babama gideceğini söyledi. Ben de iyiliğimden arabaya aldım. Sonra da kaza yaptık bu kadar yani. Ne bu Kaan? Ne? Kıskançlık mı yapıyorsun sen? Saçmalama ne kıskançlığı? İyi tamam. Tamam artık kapatalım şu konuyu yani. Bak Naz'la da geldik.
Eğlenmeye gidelim. Lütfen. Kıracak mısın beni? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Taş gibi çocuğu ektim. Burada country'ı seyrediyorum. İnanılmaz. Hadi. Ne yaptın müdür? İyi. Sen de tek tabanca takılıyorsun bu gece benim gibi böyle ha? Öyle. İçeri gelmez misin? Yok, daha fazla girmeyeyim ben. Niye geldiğimi merak ediyorsun değil mi? Evet. Senden bir şey isteyeceğim ama aramızda kalacak. Ne isteyeceksin? Şimdi benim Çeşme'ye gitmem lazım. Para çekmeyi unutmuşum. Baban da evden çıktı. Oluyor bayağı. Tanıdığım, bildiğim bir tek sen varsın. O yüzden eğer bana bir güzellik yaparsan eğer unutmam. Neden lazım? Söylersen yardım ederim. Manitan var mı? İnanmıyorum. Sana şu an inanmıyorum senin gibi yakışıklına. Hoşlandığın biri kesin vardır ama. Hoşlandığım var. Ama alakamız yok pek. Tamam. Şu an ben Çeşme'de olmazsam eğer, yani gidemezsem benim de pek alakam kalmayacak. Öyle düşün. O yüzden eğer bana bir taksi parası ateşlersen ben de senin o kızı ayarlamana yardım ederim. Net. Tamam. Bir dakika bakayım. Bir dakika. Bütün param bu ama. Yeter mi? Yeter yeter. Çeker yarın veririm sana, tamam mı? Sorun değil, hiç. Sorun yok. Altay. Efendim? Beni görmedin. Kimi? Sen var ya, zehirsin. İyi geceler. Görüşürüz. Ulan düştüğümüz şekilde çoluk çocuktan para kopartır olduk. Haydi, ben bunları unuttum. Ne yapacağım şimdi? Savcının sivillerinden kaçarken teşhircilikten yakalanmadı. Hayır ya. Ne oluyor? Metin'i ayarttın değil mi? Ablam alet olmaz çünkü bu tuzağa. Ne? Ne tuzağı ya Canan? Ben tuzak falan kurmadım sana. Ne yaptın ya? Bir sürpriz hazırlamak istedim yani. Olamaz mı? Sürpriz. Nasıl bir sürpriz mesela? Sabahki gibi bir sürpriz mi? Ne güzel çarpıtıyorsun kelimeleri. Hoşça kal Selim. İyi tamam, tuzak kurdum. Evet, tuzak kurdum. Sabah yaptığım şey de yanlıştı. Tamam, ben böyle biriyim, eyvallah. Yani sürekli manipüle eden, sürekli böyle inatçı, dediğim dedik biriyim. Okey, anladım, anladım. Ama şunu da anladım ki bu şekilde ben yol alamıyorum. İşe yaramıyor. Sana bu şekilde ulaşamıyorum Canan. Şuraya baksana Allah aşkına ya. Şu benim yapabileceğim bir şey mi?
Ya ben şöyle bir şey yapmayı akıl edebilir miyim Allah aşkına? Sadece şunu istiyorum Canan. Oturalım, sakin bir şekilde konuşalım. Bu kadar ya. Hayır. Hayır mı? İşte ben de bunu anlamıyorum. Hayır ne? Ne hayır? Ya iki yetişkin insanız ya. Oturalım konuşalım diyorum. Anlıyorum kızgınsın ama konuşmadan çözemeyiz meselemizi. Daha ne diyeyim ya? Hayır diyorum ya sana. Hayır. Bitti artık. Selim bitti. Daha ne diyeyimmiş? Deme. Hiçbir şey deme Allah aşkına. Bir sus artık ne olursun. Dinlemek istemiyorum seni. Sesini duymaya tahammülüm yok. Anlamıyor musun? Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Artık beni hiç sevmiyorsun, benden nefret ediyorsun. Nefret etmiyorum. Daha bu sabah yaptığından sonra artık ben ne yapsam ne desem boş yani. Hiçbir işe yaramıyor, anladım. Bıktım artık Selim, bıktım, bıktım ya. Usandım gerçekten. Ben bu akşam siteden seni görmeyeyim diye kaçtım. Haberin var mı? Sırf seni görmeyeyim diye. Çünkü ben seni gördüğüm zaman artık bütün yaşadıklarımız benim gözümün önüne geliyor. Bana yaptığın her şey. Ya ben bu noktaya gelmişim, bu sınırlara dayanmışım artık. Sen hala orada işte. Moblar konuşalım, gıy 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 konuşmayalım artık ya. Konuşmayalım ne olursun. Yok artık karşılıklı konuşmak diye bir şey yok. Karşılıklı konuşmayalım o zaman. Sen konuş. Sadece sen konuş. Bütün gece sadece sen konuş istiyorum. Konuşmayacağım ben, ağzımı bile açmayacağım. Bugüne kadar söylemediğin ne varsa her şeyi anlat. Dök içindekileri, kus. Bütün öfkeni, nefretini bu gece kus bana. Bak ağzımı açmayacağım. Tek kelime etmeyeceğim. İzin vermediğin müddetçe tek kelime etmeyeceğim. Bak söz veriyorum. Sadece seni dinleyeceğim. Duymak istemez. Söylemek istediğin her şeyi duymak istiyorum. Konuş benimle ya. Konuşalım, şurada oturalım ve konuşalım. Küfür mü etmek istiyorsun? Et. Bağırmak mı istiyorsun? Bağır. Gitmek mi istiyorsun? Kalk git. Ama şurada oturalım ne olur ya. Hayır ne olur, gerçekten ne olur anlamıyorum ya. En kötü Metin'in güzel yemeklerini yeriz. Sonra da kalkar gideriz ya. Bu kadar basit. Ne olabilir ya? Kocanım ben senin ya. Naz helal olsun sana ya. Sayende o kadar güzel bir gece oldu ki. Kıymetimi bilin. Her zaman. Bu içkiler de dahil mi? Her şey dahil. Sen nereden buldun bunları Naz? Üzümün suyunu iç. Bağını sorma bebeğim. Bizim de bir çevremiz var herhalde. Bir şeyler alayım mı sana aşkım? Ha yok. Ben alırım. Gidiyorum. Dikkat et. Tamam. Tamam. Pardon. Evet. Ay. Kitin alabilir miyim? Sen Hakan'ın sevgilisi misin? Hayır. Ha. O VIP pass'leri ben çok az insana veririm de ondan dedim. Eray ben. Mekanın sahibi. Teşekkürler. Eray buralarda mı? Eray Bey. Evet buradaydı. Akgün geldi der misin? Buralardayım ben. Tabii. Akgün. Tabii. Akgün. Gelmişsin. Naz. Ya kusura bakma. Beni bağışlayabilir misin? Rahat ol, küs değiliz. Gerçekten seni ekmek istemezdim ama yağmursuz beni bırakmadılar. Kansız yağmur gelemiyordu. Onlar da seni pek sevmiyor. Ya böyle zincirleme reaksiyon oldu, çok affedersin. Bir şey söyleyeceğim. Rahat ol, küs değiliz. Kızım hadi gel dans edelim. Ama benim birazcık işim var. Ya iyi ki geldik. Fark etmez, ben seninleyim. Her yer olur bana.
Ya kızma ama bir şey soracağım sana aşkım. Ne? Sor. O herifin senin gittiğin markette ne işi vardı? Kaan taktın. Aşkım hayır bak belki seni takip etti o adam. Etmedi. Hayır tamam etsin ne fark eder Kaan? Uzak dururuz olur biter. Ya aşkım babanla beraber karşıdaki evde kalıyorlar. Ne kadar uzak durabilirsin ki? Anlıyorum. Ya inan en az ben de senin kadar gıcık oluyorum onun ama yani ne yapalım? Hadi bak eğlenmeye geldik mahvetmeyelim. Tamam bundan sonra akgün löfü falan etmek yok. Vallahi yok. Tamam. Anlaştık. Akgün? Naz? Dur. Benim burada ufacık bir işim var. Sonrasında buradayım. Yanındayım. Beraberiz. Tamam mı? Ya ne işin var? Ya biz seninle ne konuştuk? Ha? Yağmur sakin olur musun? Lan sen bir dur ya. Ya savcının kızı bu ne tansiyon? Allah Allah sakin ol savcının kızı. Ben bugün seninle çok açık konuşmadım mı? İnadına mı yapıyorsun? Ya çok meraklıydım size. Ben çok meraklıydım size. Yağmur ne oluyor söyler misin lütfen? Ne bu tripler? Herkes bize bakıyor farkında mısın? Naz konuşmayacaksın o adamla tamam mı? Oldu boş üstüne. Anneme kaçtı içine. Hayırdır? Ne konuşuyordun onunla? Ay ne konuşacağım bir şey konuşamıyorum. Tamam. Tamam Kaan gidiyoruz hadi. Hadi yürü. Yürü. Bırak. Kendine gel. Senin karşında çocuk yok. Öyle gel gidiyoruz. Aa, sen istiyorsan git. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Naz. Naz. Ya bırak hadi gidelim. Ya dur Kaan. Ne yapayım o adamla bırakamam Naz'ı burada. Vay kral, hoş geldin. Adam ne yaptın? Gel, gel, gel. Nasıl mekan, nasıl beğendin mi? Çok güzel oğlum. Şahane. Yapıyoruz bir şeyler işte. Ha güzel, güzel. Çok da etiket olmadan gel şöyle konuşalım senin. İyi gel, konuşalım bakalım. Gel kanka, gel. Eray, başım belada benim. Ya çok şaşırdım kardeşim. Oğlum ciddiyim. Benim acilen kaçmam lazım yurt dışına. Sakız'a falan. Ha kaçak yani. Mecbur. Pasaport yok hiçbir şey yok. Ne yaptın abicim sen bu kadar ya? Olaylar gelişti. Geldiğim son nokta da bu işte. Bak biliyorum senden istediğim şeyin riskinin farkındayım. Ama diyorum ki pederin teknesiyle beni atıversen mi Sakız'a? O iş beni aşar be aklın yani. Hadi lan oradan. Gel kardeşim beraber Sakız'a geçelim ahtapot diyelim falan filan. Abi dedim de pasaport falan olmadan mümkün değil böyle şeyler saçmalama. Oğlum burası senin çöplüğün değil mi? Kesin biliyorsundur bir yolunu yordamını. Bak. Şimdi bu işi yapan birileri var. Ama yani nasıl geçiriyorlar karşıya bilmiyorum. Hiç önemli değil benim için. Kimdir, nedir? Beni buradan alsın, Sakız'a atsın yeter. Ha ama... Param yok benim. Senden para mı istedik be oğlum? Ha? Eyvallah. Bak, beni biliyorsun. Faiziyle öderim. Borcum neyse ne. Sen bana para verme. Sen bana bir iyilik yap. Söyle. Şimdi aga, bir takım tipler var. Bu bölgenin aracını yiyorlar. Şimdi bizim mekanda iş yapınca musallat oldular tabii. Ben bunları bir iki savuşturdum. Ama eli artırdık o piller. Bak gitmezsek çökecekler mekanı. Hakkım gözüm lütfen acı. Kimmiş? Ya bir diller. Sen Selçuk Taşkın'ın oğlu olarak yanımda bir kere görünsen... Yemez bir daha. Ha? Tamam olur. Ne zaman? Şimdi mesela kanka. Ne duruyoruz ki? Hadi gidelim lan. Aslanım benim be. Biliyordum kardeşin arka çıkacağını. Şimdi bitirdim sizi var ya. Adamsın be. Altay'ın doğumunda geleceğim dedin, dedin, dedin. Ertesi gün geldin. Yağmur'un o kaçıncı yaş günü? 12. yaş günü. Sabaha kadar bahçede operasyon yönettin. İkisinin mezuniyetinde zaten hiç ortada yoktu. Bak biz kaç yıldır evliyiz? Bu çocukları bir bırakalım da baş başa çıkalım diye biz kaç kere çıktık tatile? Bir kere. Onda da zaten dağın başında otelde bıraktın beni, çektin gittin işine döndün. Hadi evlilik yıl dönümleri, o yılbaşları, bayramlar, seyranlar onları zaten hiç saymıyorum. Psikiyatriste gittim Selim ya.
Bana dedin ki Canan basit bir depresyonu abartıyorsun. Ama Canan... Yok, hiç beni şimdi dinleyeceğim dedin, dinleyeceksin. Kalkayım gideyim ben o zaman. Tamam. Zor bir şey değil mi? Dinlemek. Ben hepsini yaşadım bunların. Ki bunlar da ne hiçbir şey yani. Yeşildi. Kravat mı takmışsın? Yakıştırıyordum sana. Niye böylesin sen Selim ya? Ha? Mesela hep çok ciddisin mesela. Sürekli üzerinde bir mahkeme salonunda gibi bir takım elbiseyle dolaşıyorsun. Bir sene tekne turuna çıktık, onda bile gömlek kravat geldi. Ben söyleyeyim niye olduğunu. Çünkü sen şeysin ya, savcısın ya. Karizmatik duracaksın, böyle bir güçlü duracaksın falan. Koskoca Selim Kara. Savcı Selim Kara. Değil mi? Cevap versene. O kadar şey söyledin. Şuna mı cevap vermemi istiyorsun? Ne, verme zaten, ben biliyorum cevabı. İyi, tamam. Öyle diyelim. Bak bir de bu. Böyle bir şey saklıyormuş gibi ama bir ima da var yani bir taraftan da. Dürüst de değilsin. Peki tamam, dürüst olayım. Ben bunu savcı olduğum belli olsun diye yapmıyorum. Cevap vermemi istiyorsan... Tamam, ver, tamam, dinliyorum. Ben bunu kendimi senin yanına yakıştırabilmek için yapıyorum. Ne diyorsun Allah aşkına, saçma sapan konuşma Selim ya. Gerçek bu. Gerçekten onun için yapıyorum. Hani buradan bekar bir kadın olarak çıksan. Daha şu marinadan çıkışta ya. Benden belki çok daha iyi birisini bulursun. Neden bu kadar ciddiyim? Niye mi sürekli takım elbise giyiyorum? Bunun için işte. Kendimi senin yanına yakıştırabilmek için. Canım. Ben nasıl göründüğümüzü biliyorum ya. Ben güzel görünelim istiyorum birlikteyken. Ben de güzel görüneyim istiyorum. İnsanların alay konusu olmayalım istiyorum. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Dürüst ol dedim. Niye hiç söylemedin şimdiye kadar? Bilmem. Sen de o insanlar gibi düşünürsün diye mi? Bilmiyorum. Ben nasıl öyle bir şey düşünebilirim Selim ya? Ben senin karını... Çocukların annesiyim ben. Şu hayatta ben seni en çok seven insanım. İnsandım yani. Sahibini çağır, sahibini. Hadi ama ne duruyorsun? Hadi koş. Çağır. Birol abi çağır. Kardeş, hoş geldin. Bilal. Hoş bulduk Bilal. İki çiplemim var sana. Konuşacağımız her şeyi konuşmadık mı? Dur, acele etme, dur. Bir arkadaşımı tanıştırayım, ayıp. Akgün Gökalp Taşkın kendisi, bildin mi? Selçuk Taşkın'ın oğlu olur. Ne oldu bebiş? Sustun be. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Konuşulacak mevzu belli. Eray'ın mekanından haraç kesme olayınız bitti. Eray kardeşimin ayağına değen taşı oraya kim koyduysa bundan sonra sorumlusu olur, karşısında da beni bulur. Şimdi sana olayları yanlış aksettirmişler Akgün kardeş. Biz Eray'a verdiğimiz hizmetin bedelini istiyoruz. Koruma hizmeti verdik, borcunu ödemedi. Bize paramızı versin, başka alışverişimiz olmaz. Lan! Seni de borcunu da lan! Sus, ne yapıyorsun? Bırak! Eray! Bırak, bana bak. İndir! İndir lan silahları! Tepemin tasını attırmayın lan benim! İndir lan! Bak şimdi, güzel abi. Şöyle yapıyoruz. Biz buradan arabaya binip gidiyoruz.
Bu mevzu da burada kapanıyor. Eğer herhangi birinizi Eray'ın mekanının yakınından bile geçerken görürsen benim için de söz biter. Selçuk Taşkın'a saygımız sonsuz. Ama bu iş böyle kapanmaz kardeş. Kimsiniz lan siz? He? Kaç paralık adamsınız lan siz? Hepinizi tek tek bu mekan dahil buraya gömdürürüm, biliyorsun değil mi? Hı? Tekrar ediyorum. Biz arabaya binip buradan gidiyoruz. Bu mevzu da burada kapanıyor. Anlatabildim mi? Bir arabaya. Lan bin şu arabaya. Tövbe estağfurullah. Sakın. Akgün. Ya tamam kanka ya. Oo amma abarttın. Sanki adamları... Oğlum sakin oğlum, ne yapıyorsun ya? Adamlara sen yanaşmışsın. Korumalarını almışsın, karşılığını vermemişsin. Hikayeyi bana çöktüler diye eğip bükerek anlatıyorsun bana. Üstüne bir de yanına beni katıyorsun. Emanetli şekil yapıyorsun. Yer miyim lan ben? Hı? Dünkü çocuk mu zannettin lan sen beni, ha? Tamam kanka, tamam. Yakaladın beni, tamam. Bak bunlar üç kuruşluk herifler, tamam mı? Aynılıkta değiller bizle. Bak birader, beni dinle. Bir, biz diye bir şey yok. Onu o kafana yaz. İki, emanetle şekil yapacaksan eğer artık iş insanı değil eşkıyasın. Eray, duydun mu beni? Al şunu. Al lan. Bak birader. Bu camiaya sonradan girilmez. İçine doğarsın. Gel içine. Şimdi ben üstüme düşeni yaptım. Sıra. Sıra kimde Eray? Sıra bende kanka. Hı. Şimdi hemen çıkar telefonunu. Beni sakıza geçirecek bağlantınları hemen. Çabuk. Çabuk tamam. Lan. Tamam kanka, tamam. Sözüm söz, tamam. Mekana gidelim, hemen halledeceğim. Calm down kanka ya. Düş lan önüme. Tamam, arayacağım kanka. Düş. Tamam. Karaburun. Esendere koyu. Parayı benden tahsil edeceksin reis. Hah. Eyvallah. Eyvallah, sağ olasın. Senin işi çözdük kanka. İki gün sonra sabaha karşı tekne. Net saati belli olunca haber verecek. Yalnız sıkıntı şu ki seni 200 metre açıktan alacaklar. Nasıl açıktan alacak beni? 200 metre nasıl? VIP servis abi bu. Yani insan kaçakçısı gibi bekleme. Bir tane balıkçı abimiz hatırımız için yapacak. Yanaşamıyor, riskliymiş. Yani seni demirlediği yere götürecek bir sandal, bir kayık falan bulmak lazım. Olmaz öyle iş. Sen götüreceksin beni. Tekneyle sen götüreceksin beni. Ha. Kendin çözemez misin kardeşim onu ya sen? Siteden çıkana kadar anam ağladı Eray. Girişine, çıkışına, her yerine ekip monte etmiş savcı. O yüzden olmaz. Sen götüreceksin. Abi. Nasıl? Tekneyle siteye mi yanaşacağım şimdi? Deniz değil mi orası Eray? Yüzmüyor mu bu tekne suyun üstünde böyle? Sen geleceksin, götüreceksin beni. Beni sen teslim edeceksin. Beni sen teslim edersen ancak hesabını kapatırım senin. Tamam, hallederiz herhalde ya. Kaydet. Ben seni aramadan beni arama. Haber vereceğim sana. Cüzdanı ver. Yo. Kardeşim güven bana, sözüm söz. Kimliğimi falan alacaksan gerek yok yani. Cüzdanı ver.
Bu benim taksi param. Borç. Al abi, daha çok al, yetmez o. Arayacağım seni, bekle telefonumu. Dur dur, geçireyim seni. Güzel bayan. Sana bir şey ısmarlayayım mı ha? Ya Naz, bakmayacak mısın yüzüme? Tamam, haklısın. Haklısın, bağırmamalıydım sana. Ya ama bak, o adamı tanımıyorsun. Sana bir zarar vermesinden korkuyorum, tamam mı? Sen benim kuzenimsin. Evet, ben senin kuzeninim, çocuğun değilim. Seni gerçekten çok seviyorum. Beni korumaya çalıştığını da biliyorum. Ama ben sen değilim Yağmur. Senin gibi herkes öyle şüpheli yaklaşamam ben. Yani bir bildiğim var diyelim, tamam mı? Ne biliyorsun? Söyle, biz de bilelim. Hissediyorum. Hissediyorum Naz. Ama bak, bana güvenmen lazım. Senin de bana güvenmen lazım. Ya alt tarafı lafladık, dans ettik. Bu kadar ya. Evleniyormuşuz gibi davranıyorsun. Tamam. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Kapatalım mı artık konuyu ha? Birazdan gider miyiz eve? Gidelim. Zaten gecenin tadı kaçtı bile. Buyur. Çocuk bir daha bizim yüzümüze bakmaz. O kadar iyilik yaptı. Önce ben ektim, sonra sen haşladın. Bir dakika, ne iyiliği yaptı? VIP pass'leri o verdi. Onun sayesinde buradayız. Naz, kartları Akgün mü verdi? Nereden bulacaktım ben? O verdi tabii ki. İyilik yaptığını gözümüze sokmamak için de kimseye söyleme dedi. Ha, kimseye söyleme dedi, öyle mi? Yağmur, nereye? Ya hey, hadi dedime böyle sıkılmayacaksan. Naz'a biletleri sen vermişsin, bir de hiç kimseye söyleme diye tembihlemişsin. Ha, evet. Sen Naz'la da babamı ikna etmesi için konuştun değil mi? Buraya gelmek için. Tabii, sen bizi katmadın işin içine. Sonra da ne oldu tabii? İşler istediğin gibi gitmeyince kaçtın geldin siteden. Bak 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 savcımın kızına. Sen bütün olayı çözmüşsün. Sen niye buraya gelmek için bu kadar uğraştın? Hiç de öyle eğlence kovalıyor gibi gözükmüyorsun Akgün. Var var. Başka bir şey var bu işin altında. Kuzenin hoşuma gitti. Ne? Kuzenin hoşuma gitti. Ya nedir yani? Siz gelene kadar da gayet iyi gidiyorduk. Ne bileyim, bugün böyle baş başa takılırız diye ummuştum ama gelmeyeydin. Fıstık gibi hatun. Düzgün konuş. Hatun matun ne öyle seksiz seksiz konuşma. Ya tamam işte, iyi kız, hoş kız. Ne bileyim, senin aksine sıcakkanlı bir de üstüne. Hiç inandırıcı değilsin. Bir şey söyleyeceğim. Seni değil de kuzenini beğendin diye mi afran tafran? Ya sen ne pis bir adamsın. Ben daha bu sabah sana ne söyledim? Çevremdekilerden uzak dur dedim değil mi? Bu kuzenime sarkmanı da kapsıyor. Karşılıklı bir çekim diyelim biz ona. Sen iyice kaşınıyorsun. Babam burada olduğunu bilse. Ya yeter be, ne? Ara söyle. Ara söyle ya, git söyle ya. Kelepçe mi takacak bana? Odalara mı kilitleyecek beni, ne yapacak? İyi. İyi dur, arayayım sorayım babama, bakayım ne yapacakmışsın. Tamam, tamam, tamam. Allah Allah, ne deli bir şeysin sen ya. Bir şey söylemeye gelmiyor sana ya. Bak lütfen, bana şu kadarcık bir zaman var. Bir tık ya. Bir tık sabır. Sonra gerçekten unutturacağım kendim sana. Yok hükmünde olacağım senin için, söz. Ama şimdi sal beni gideyim. Savcım, eve gelmeden ben evde olmuş olayım, ne olur. Uzak duracağım herkesten, söz. Harbi diyorum. Bak, seni son kez uyardım, tamam mı? Tamam. İyi. Thank you.
Bu şeyde İzmir'e ilk taşındığımızda, ilk yerleştiğimiz evi hatırlıyor musun? Bornova'dakini mi diyorsun? İşte en azından o zamanlar bir hafta sonları arada sırada bir gidip geliyordum. İşte böyle böyle idare ederiz derken bir sabah kalktım, gardırobu bir açtım. Bir tek benim kıyafetlerim var. Bir gömlek bile bırakmamışsın arkanda. Ama beni biliyorsun canım. Yok, o zaman bilmiyordum daha. Diyordum ki yani bu adamın kendi evinde niye bir tane bile bir gömleği yok ya? Ne yapacaksın gömleği tabii? Alt üstü bir gömlek yani, ne olacak gömlek değil mi? Kokunu özlüyordum Selim ya. İçime çekiyordum, başına kötü bir şey gelmeyecek diye hayal ediyordum. Ben hep en çok senin için korktum. Ama o gün anladım bize dönmeyeceğini. Kimsesiz olduğumu. Canan, bütün bunlar benim için kolay mıydı sanıyorsun? Ben bunları tamamen sizin güvenliğiniz için yaptım. Canan, ben sizi asla terk etmedim. Ben senin gölgene bile razıydım yani, sayın savcım. Ama sen hep karanlıkta durduğun için gölgen bile düşmedi üzerimize. Benim o karanlıktan aydınlığa çıkmama yardım et o zaman. Canan, eğer yapabiliyorsan beni affet. Efendim Yağmur. Ben Kaan. Yağmur nerede Kaan? Hastanedeyiz biz. Ne hastanesi ya? İyi mi Yağmur? Ne olmuş, bir şey mi olmuş Yağmur'a? Şansın varmış delikanlı. Kurşun sıyırmış geçmiş. Ellerinize sağlık doktor. Bu ilk dikişin değil sanki. Alışığım. Hocam bir şey soracağım. Buraya benimle birlikte bir kız gelmişti. O ne halinde? Sen şimdi kendinle ilgilen, kendini düşün. Geçmiş olsun. Çıkarken reçeteyi alırsınız. Bandajı alalım. Tamam hocam. Alo müdürüm. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ben. Şimdi Alaçatı'da bir iki saat önce bir mekan kurşunlama olayı... Evet. Evet, tamam. Peki yaralının kimliği belli mi? Yağmur muymuş? Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey söylesene. Yok yok, değil. Bilmiyormuş ya, bilmiyormuş. Doğru söyle. Ya bir sakin ol. Değil, bilmiyormuş adam. Geliyoruz zaten şimdi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Doğrulma. Yaralısın. Doğrulma, doğrulma. Sıkıntı yok, sen doğrulma ya lütfen. Ne yapıyorsun şu an? Yok, yapma. Yok. Kalkayım biraz. Yaran kanıyor. Önemli bir şey değil ya. Seken kurşun işte. Sıyrık. Nasıl bu kadar rahatsın ya? Ne yapayım? Oturup dertleneyim. Geçti gitti bitti işte, halloldum. Ben hatırlıyorum. Biz en son seninle kavga ediyorduk. Kavga demeyelim ona, sen yargı da affedin. Birisi uçtu gitti. Hatırlamıyorum. Normalim. Şoktasın hala. Bu peşindeki adamlar mı buldu seni? Yok, peşimdeki adamlar beni bulmuş olsaydı yüksek ihtimal burada olmazdım. Ya bunun benimle bir ilgisi yok. Biz tamamen senin yanlış zamanda yanlış yerdeydik Yağmur, o kadar. Mekana sıkıp gittiler zaten. Mekana sıkmak ne demek? Yani işte akıllı oluyorlar, ufak bir uyarı.
Mekan sahibinin kulağını çektiler yani, senin anlayacağın. Maddi yani hasar. Bir sen ben bu haldeyiz. Başka birinde hiçbir şey yok. Bir dakika ya. Ben anlamıyorum. Mekanı niye uyarıyorlar? Ne bileyim. İşte. Akgün, sen oraya eğlenmeye falan gelmedin. Ben hatırlıyorum, sen Naz'a da biletleri o yüzden verdin. Hatta mutlaka gelmeliydin oraya. Hayda. Ya yine başladın ha. Sen hiç daha durduğun bir anı görmedim senin. Yok yok. Ben hatırlıyorum, sen mekan sahibi o sarı çocukla konuştun. Sonra ikiniz birlikte dışarı çıktınız. Sen geldin, sonra o adamlar. Tamam, bak peşindeki adamlar olmayabilir ama senin bununla bir ilgin var. Ben eminim. Yağmur, öyle bir şey yok. İsmim nasıl Akgün'se bu da o kadar doğru. Öyle bir şey yok Yağmur. Yavaş yavaş sinirleniyorum Akgün. Ya birinin başına bir şey gelseydi? Yağmur neyse, ben Allah aşkına çıkayım da biraz istirahat et. Koy kafanı ne olur. İyice bir garip bakıyorsun bana. Akgün, bak ya bana her şeyi tek tek anlatırsın ya da hatırladığım kadarıyla gider hepsini babama anlatırım. O zaman bu soruları ona yanıtlarsın. Bak ciddiyim. Ya yeter yeter. Bak gına geldi artık senden, yeter. Uf, buramı kadar doldurdun beni. Yeter Yağmur ya. Yeter. O benim beraber mekana girdiğim adam Eray'dı. Tamam mı, oldu mu? Rahatladın mı şimdi? Benim kaçış planıma yardımcı olacak. İki gün sonra gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Ya gidiyorum işte. Onu halletmem lazım. Hallettim Yağmur. Yani... Gidiyorum ya. Nasıl teyzenler geldi? Yağmur nerede? Yağmur iyiymiş, ciddi bir şey yok dediler ama polisler bizi almıyor teyze. Ne demek almıyorlar ya? Kızım, sizin ne işiniz var orada ya? Heh Kaan, nasıl oldu o? Kaçarken yere düşüp kafasını çarpmış abim. Selim! Kızım içeride. Yine aptalca bir plan, biliyorsun değil mi? Sabah sen göstermedin bana. Şurası Yunanistan diye. Yani... Yağmur! İyi misin? İyiyim. İyiyim, bir şey yok. Nasıl bir şeyim yok? Kafandaki ne? Ya düştüm. Öyle birkaç dikiş falan attılar ama iyiyim. Yani bir sorun yok. Ha, birkaç dikiş bir şey değil yani. Anne, iyiyim dedim ya. Kızım nasıl oldu bu ya? Birileri ateş etti havaya. Panikledik. Ama sonra bir şey hatırlamıyorum. Başka bir şey yok değil mi? Ha, daha da kötü olabilirmiş yani. Senin konuda ne oldu? Aynı hengamede oldu. Aynısı. Sen bu ateş edenleri gördün mü? Görmedim Sami'cim. Görmedin? Görmedim. Görmedin? Kurşun geldi, bir tek sana değdi, öyle mi? Vallahi billahi görmedim Sami'cim. Ben bilmiyorum yani. Sana da geçmiş olsun Akgün. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Biz ne konuştuk lan seninle, ha? Senin ne işin var oğlum orada? Biz çağırdık Akgün'ü. Niye üstüne gidiyorsun? İyiler işte, tamam. Siz çağırdınız. Çıkması yasak mı evden? Tamam. Kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz Akgün'le. Ama madem siz buraya yerleşme kararı aldınız, biz de bunu telafi etmeye çalıştık. Bu kadar. Böyle mi oldu? Böyle oldu savcım. Kızınızın anlattığı gibi oldu, aynen. Nasıl geldiyse geldi yani. Bunu konuş şimdi Selim. Geçmiş olsun Yağmur Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Baş dönmesi, mide bulantısı falan yok değil mi? Ha, yok yok, teşekkür ederim. Delikanlı, yaran kanamış senin. Şu dikişine tekrar bir bakalım. Sağ olun. Geçmiş olsun tekrardan. Geçmiş olsun, sana da geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oluyor ya çocuğum? Ne yapıyorsun Selim? Allah Allah. Abla, iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim, bir şeyim yok, merak etme. Siz geçin oturun. Ben bir üstümü değiştireyim, geliyorum, tamam mı? Tamam. Yağmur, biraz konuşabilir miyiz?
Ben şimdi şeyi öğrenmek istiyorum. Sabah diyorsun ki bu çocuğu buradan al götür, görmek istemiyorum diyorsun. Sonra bu çocuğu biz çağırdık diyorsun. Bu çocuk tehdit mi etti sizi, sizinle birlikte olmak için? Yani bu olayla bir alakası var mı çocuğun? Onu öğrenmek istiyorum. Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Yani öyle algılandıysa kusura bakma. Yani bunu benim sormam gerekiyor. Naz ısrar etti, tanışmak istedi. Bir ton soru soruyor, ne yapayım? Ben de artık senin adına yalan söylemekten sıkıldım. Ne deseydim? Ne deseydim? Bu çocuk suçlu. Babamla birlikte geldiler ama bu çocuğun dışarı çıkması yasak mı deseydim? Israr etti. Ne yapayım ben de? Tamam dedim artık. Tamam. Anladım. Peki. Tamam, başka bir şey yoksa ben de üstümü değiştireceğim. Kızım. Çok korkuttun beni. Çok. Gerçekten çok korktum. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Olmadı ama. Başka bir şey? Kızım. Geldiğinden beri hiç sarılamadık ya. Sana sarılmama bir izin verir misin? Sen annemden devam et. Analitik düşünmek bunu gerektirir değil mi bu? İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.